Bu fetvalar tesadüf değildir. Kız çocukları 9 yaşında evlenebilir, gebe kalabilir, erkek çocukları 12 yaşında evlenebilir, baba olabilir açıklaması ile Diyanet İşleri Başkanlığı AKP'nin kanunları değiştirerek gerçekleştirmek istediği rejim değişikliğini topluma kabul ettirmek üzere işlev görmekte, çocuk istismarını, tacizi, tecavüzü meşrulaştırmaktadır. Üstelik Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı yönündeki açıklama haberin kaynağı olarak dini kavramlar sözlüğüne referans vermektedir. Resmi bir kaynak olan sözlükte yer alan bulu maddesi haberleri doğrulamakta, aynı açıklamayı tekrar eden içeriğiyle kötü niyetli olanın kim olduğunu da açıkça ortaya koymaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı ellerini çocuklarımızın üzerinden çekmelidir. Bilimsellikten tamamen uzak, çocuk gelişimini, pedagojiyi hiçe sayan AKP iktidarının ihtiyaçları doğrultusunda tanımlar geliştiren Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılmalıdır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre 18 yaşından küçük olan herkes çocuktur. Çocuklar hakları ile bireylerdir. Devletin görevi de bu hakları korumak ve geliştirmektir. Cahil bir toplum yaratmak istediğini her fırsatta dile getiren AKP'nin hegemonya aracı olan çocuk haklarını, çocuklarımızın eğitim haklarını gasp etmek anlamına gelen açıklamalarıyla çocuk istismarını teşvik eden Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılmalıdır. Emeğimizle yarattığımız değerler, ödediğimiz vergiler, eğitim ve sağlık başta olmak üzere tüm kamusal hizmetlerin herkes tarafından eşit, adil bir şekilde ulaşılabilir olması için kullanılmalıdır. Bizler Diyanet İşleri Başkanlığı eliyle yaratılmaya çalışan bu karanlığı Ensar'dan, Aladağ'dan, Dikili'deki yurtlardan tanıyoruz. Kadınları kamusal alandan uzaklaştırmaya, bağımlı kılmaya, sömürüyü derinleştirmeye çalışan, çocuk istismarını teşvik eden yasal düzenlemeleri reddediyoruz. Çocuklarımızın çocuk yaşta evlendirilmediği, işçileştirilmediği, çocukluklarının çalınmadığı bir dünyayı kendi ellerimizle kuracağız. Teşekkür ederiz.